Türkiye onu 15 Temmuz'daki sağlam duruşuyla takdir etti. Sakarya'da valiliği ele geçirmeye çalışan darbecilere karşı bizzat direndi. O hainleri azarlayışı ve elindeki tüfek 15 Temmuz'da damgasını vuran görüntülerdendi. Cezanızı göreceksiniz. Millete nasıl ateş ettiniz? Millete nasıl ateş ettiniz? Ancak 9 yönetici ve yazarı terör örgütü adına suç işlemekten tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi ona karşı manşetten bir karalama kampanyası başlattı. Vali Coş'un FETÖ soruşturmasından pasaportuna el konulduğu iddia edildi. Yalan habere göre Devlet Denetleme Kurulu Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da aralarında bulunduğu 5 valinin Bankasya'da hesabı bulunduğunu ve Kimse Yok mu Derneği'ne bağış yaptığını ortaya çıkarmıştı. Pasaportun iptali bu yüzdendi. Ancak yalancının mumu bu kez yatsıya kadar bile yanmadı. İftira İçişleri Bakanlığı'nın flaş açıklamasıyla boşa çıktı. Açıklamada Devlet Denetleme Kurulu'nda adı geçen valilerimizle ilgili bakanlığımıza intikal eden bir soruşturma olmayıp pasaportların tahdidi söz konusu değildir denildi. Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un avukatı Erhan Dursun, algı operasyonuna kalkışan Cumhuriyet Gazetesi'ne tepki gösterdi, olayı yargıya taşıyacaklarını belirtti. Emniyet müdürü de bulunuyordu. Vali Coş, Adana Valiliği döneminde de FETÖ'cülerin MİT tırları kumpasını bozmuştu. Söz konusu haberleri de o dönem Cumhuriyet Gazetesi Türkiye DAEŞ'a silah gönderiyor şeklinde vermişti. Vali Coş'un şimdi yine o Cumhuriyet Gazetesi tarafından suçlanması da gayet manidar.